Kaldı mı bu? Kaldı bu. Çok keyifli, çok. Yani... Vermiyor abi ya. Bunun arabalar duruyor ve şey bitiyor, biliyorsun değil mi? Bizim şeyde... Ömerçik diye bir film çektim de ben. Orada kullanıcı orada duruyor. Cama... Görüyor musun? Öyle mi ya? Merhaba, bu kapının önündeki araba sizin midir? Evet. Satar mısınız? Adam inanılmaz sahibi var. Dalga geçiyorsunuz ama. Çok seviyorum, alacağım benim ya. Resmen abi sağ olun, oturur mu istedim? Valla neredeyse ya, valla yapıyorum. Peki dedi, konuşalım dedi. Bir ben kazanla gittik, aldık arabayı ve verdim parayı. Şimdi çıktık bakıyorum, gayet herif çok demli. Sırat böyle, yani herhalde kasıkladığını düşünüyor, kasıkladı herhalde. Bir de arkadaşım var, o ben yaparım o halde öyle bir kahraman bir. Biz bu arabayı aldı, o bir şey var, parkalar ederken yol kenarında bir mahalleydi. Gün suyu bilmem ne filan böyle bir şey. Orada da evin altında bir boş bir yer var, oraya götürdüm. 3,5 yıl. Hiçbir şey yok abi, yapamadık abi. Kıvramadık, en son elinde seyarım daha ne alt edersin? 52 değil, 44 fiyat. Ondan sonra 52-170 Mercedes aldım. Ama o mümkün değil yani. Bir Yahudi buldum usta. 44 fiyat mümkün olmadı. Yani en fazla şey yaptım, çamurlukları. İyi bir kaportacıydı o. Büyük bir keyifle koşarak geldim. Bir de bu olayın Yeşilçam'la ilgisi kurulduğunda böyle keyifli bir kurgu. Çok mutlu oldum tabii. Yeşilçam kafede oturuyorum. Faruk da. Böyle güzel şey olur mu ya? Çok keyifli şeyler. Diğer sanatçı arkadaşlarımızla. Ve giderek bu ilgi artacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü bu kulüpler sayesinde. Evet, ancak bu kulüpler sayesinde. Demin konuştuğumuz biz her şeyimizi... Evet, yani maalesef hiçbir şeyimize sahip çıkmıyor. Bizden alıyorlar, götürüyorlar, değerlendiriyorlar. Sanki hiç o bizim değilmiş gibi bir duygusuzluk, bir umarsızlık içinde gidip dışarıdan bakıp ne güzel şeyler var diyorum. Birisi desin ki, oğlum ne kadar bunlar sizindi, bu arada serindi. Mesela çocuklarım diyeceğiz, böyle acayip bir duygusuzluk içindeyiz. Hiç olmazsa burada galiba bunu gideceğiz. Kesinlikle de keyifli bir gelecek düşünüyorum. Kesinlikle öyle çünkü İstanbul Klasik Otomobiller Derneği'nin ana amacı geçmişte kalan klasik otomobillerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak. Bunu da en iyi yapan derneklerden bir tanesi oldu. Artı ruhunu genç kuşağa geçirmek. Evet. Ki zaten yönetim kurulu, İKOD yönetim kurulu genç kuşaktan da oluşuyor. O da geleceğe taşıyacak. Adı 1956. Benim babamdan bana kalan 1956 Chevrolet. Orada bir diyalog var. Miras maddi değil. En büyük miras manevidir. Zeki Alasya de biraz önce altını çizdiği gibi sizin göreviniz bu manevi mirası metal parçaları olmaktan çıkarıp ruhlarını genç kuşağa aktarmanız. Aynen. Ve var yani böyle bir imkan da var. Bir de bir şey daha önereceğim. Anadolu, bütün dünyada olduğu gibi Anadolu gizlenmiş köşelerde çürümekte olan binlerce arabanın garip bir şeyi. Samanların arasında denizlerin çuvalların altından çıkartmak. Aynen. Bunları belli bölgelerde çürümeler kurarak benzer kuruluşlar varsa onlarla ilişki kurarak bunları su yüzüne çıkarmakta, gün ışığına çıkarmakta fayda var. Tavsiye ediyorum. Var da bugün gelmedi. Kuşturmak için Türklere internet sayfamda yayınlamayacağım. Teşekkür ediyoruz. Faruk Bey orada mekanizma sıkışsaydı ne olacaktı? Sahne bitmiş değil. Onu Türklere vereceğim abi. Onlar gizli bilgi. Makasa fazla girmeyelim. Sıktım seni abi. Bak ben de buradayım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ne niyetinizle geldiniz? Birkaç cümle söylemek ister misiniz? Buyurunuz. Şimdi burada bugün dostlarım, çok keyifli bir şey yapılmış. Ben bir klasik otomobil meraklısı olarak davet edildiğim zaman keyifle koştum geldim. Bunun yapıldığını da bilmiyorum. Bütün bu gördüğünüz klasik otomobillerin hemen çoğu bildiğiniz gibi Yeşilçam filmlerinde kullanıldı. Ayhan abi kullandı rahmetli, Faruk kullandı, ben kullandım. Kullanmayanlarımız içine bindi falan. İşte ne bileyim mesela rahmetlinin, Hulusi Kentmen abimin şu arabasında en az 3 kez Hulusi abinin yanında oturdum. Bir kez de bizzat ben kullandım o arabayı. Fevkalade keyifli bir düşünce, çok iyi niyetli, çok nostaljik ama çok bana çok gurur veren bir düşünce. Klasik otomobil bugün Türkiye'de varsa Yeşilçam bunun önemli ögelerinden, önde gelen ögelerinden biri ve sayın idareciler, başkan ve diğerleri bunun farkına varmışlar. Ne kadar güzel. Bir kafe yapmışlar, fotoğraflarla bu olayı yaşatıyorlar ve diyorlar ki Yeşilçam bizim klasik otomobil merakımızda çok etken oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Büyük keyif aldım. Hep burada olacağız, hep beraber ve umut ediyorum ki Anadolu'nun samanlıklarda bir yıkılmış evin altında ya da bir arsanın kenarında çürümeye terk edilmiş yüzlerce klasik arabası bu kulüp sayesinde yeniden hayat kazanacak. Belki de kullanılamasa bile hiç değilse çürüyüp gitmesine engel olunacak. Bu dostlara destek vermekte fayda var. Hepinizi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Efendim almıyoruz sizi. Plaket takdim edeceksiniz. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Bırakır mıyız sizi hemen? Buyurun. Klasik camiasında çok önemli bir yere sahip değerli bir büyüğümüz Sayın Cengiz Arsay. Buyurunuz efendim lütfen. Plaketinizi Sayın Zeki Alasya'nın elinden alacaksınız. Bu da çok özel bir an olsa gerek. Dernek binamız oluşurken çok yoğun destek verildi. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler temsilen en yoğun desteği veren değerli dostlarımıza bugün anısına plaketlerini vermek istedik.